futbolcu kardeşlerime, başta teknik heyetimize, başta Fatih Hocam'a çok teşekkür ediyorum. İşte yavaş yavaş dediğimiz o Galatasaray takımı, sistemi oturdu. Görüyorsunuz ilk yarıda 27 sefer ceza sahasına girmişiz. Bu az bir orantı değildir. Çok güzel oynadık. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Trabzonspor'u da iyi mücadele etti. Bundan sonraki maçlara Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz. Ama bizim 3 puana ihtiyacımız vardı. 7 maçımız kaldı. Biz kendi işimize bakıyoruz. Emin adımlarla Trabzon maçı bitti. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Gençler Birliği maçına odaklandık. Bütün futbolcu kardeşlerimiz 2-3 haftadan beri Flora'dan çıkıp buraya gelene kadar otobüsün içine hep beraber tek ağız, tek yürek, tek kalp şarkı söyleyerek buraya kadar geliyoruz. Demek ki o birlik oluştu takım içerisinde. O ruh şampiyonluk coşkusu oluştu. Allah'ın izniyle hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Antalya'da bir 10 milyon ödeme yaptınız. Toplamda 12 milyon euroluk bir ödeme yaptınız. Futbolcu kardeşlerimize geldikten sonra ciddi ödemeler yaptık. Bunları söylerken tabii zamanında yapılması gereken ödemeler onların hakkı ama biz geldik daha erken aldık. Elimizden geldiği kadar hepsini sıfırladık. En yakın zamanda yine futbolcularımıza Şubat maaşlarında yatıracağız. Daha bugün Mart'ın biri. Yani hep peşin peşin ödeyeceğiz. Onun için çok mutluyuz. Yönetimimiz başta Mustafa Cengiz Başkanım ve bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız sağ olsun çok büyük destek oluyorlar bize. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın izniyle hedefimize ulaşacağız. Taraftarlar iyi futbol oldu mu? Galibiyetler geldi mi? Şampiyonluk tüneli ışık göründüğü zaman bizi Galatasaray taraftarları hiçbir zaman yalnız bırakmamış. Ben inanıyorum ki Ankara'daki maçta da türbinlerin 4'te 3'ü Galatasaray taraftarı olacaktır. Biz Ankara'da da bekliyoruz bütün taraftarlarımızı. Çünkü ihtiyacımız vardı. Bugün gördüğünüz muhteşem bir taraftar ve bir coşku vardı. Ve takımımızda o coşkuya ayak uydurarak 90 dakika hakikaten muhteşem bir oyun çıkardık. Galatasaray'a yakışan İhtiyacımız olan 3 puanı aldık arkadaşlar. Biz Gençler Birliği'nden olacak ama zaten oradaki Ankara'daki taraftarlarımız Gençler Birliği taraftarlarında yani birçoğu Galatasaraylıdır. Kendiliğinden zaten o türbin güzelliği biz istemesek dahi vermeseler dahi her zaman oluşmuştur Ankara takımlarında. Ben inanıyorum ki Ankara'da da Galatasaray'ın çok sayıda taraftar olacak ve bizi yalnız bırakmayacaklar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız arkadaşlar. Ben sözü hemen Deniz'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Yanımızda Bafétimbi Gomis var. Tebrik ediyorum. Yine golünü attı. Gol krallığı devam ediyor. Şampiyonlukta da devam ediyoruz. Ve son 7 final haftasına girdik. Önce maçla ilgili neler söyleyecek? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au match? Ça va être de plus en plus dur, mais ce qui est bien à Galatasaray, on peut compter sur un public qui nous pousse, qui nous fait aller de l'avant. Ça nous donne beaucoup de force. Voilà, on a été récompensé de notre semaine de travail, mais il faut prendre match après match. Il reste 7 finales et on en a gagné une de plus, mais ce sera une bataille sans merci. Et toutes les équipes veulent être champions. À nous de continuer sur cette lancée, mais ça sera encore le chemin est encore long. Tabii çok çok daha zor olacak. Hani 7 haftamız var. Maçlar her geçen gün daha fazla zorlaşacak. Ancak bizim avantajımız taraftar bizi çok fazla destekliyor, bize güveniyor, bizi yalnız bırakmıyor. Her seferinde geliyorlar maçları. Dolayısıyla onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi her maç ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor ve her 7 maçta final maçı olacak aslında. Tüm takımlar şampiyon olmak istiyor. Ancak biz de şampiyon olmak istiyoruz. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Kendisi imza gününde demişti ki ilk maçta taraftarı üzmüştük ama bu kez kendimizi affettireceğiz dediğini de yaptı. Ardından da bir Gençler Birliği maçı için ne söyler? On a perdu mais cette fois-ci on va gagner pour les supporters. Donc on a le match de Gençler Birliği. Qu'est-ce que tu veux dire?
Bon, on va d'abord travailler cette semaine. On va regarder cette équipe de Gençaspor. C'est vrai que c'est une équipe qui est en difficulté, mais tous les matchs sont très durs en Turquie, surtout quand on est un club comme Galatasaray, qui est un club et un maillot qui est très lourd à porter de par son histoire. Voilà, on a des responsabilités et un devoir pour cette institution qui est Galatasaray. Donc on va aller essayer de représenter au mieux ce maillot et essayer d'écrire notre propre histoire à nous. Tabii öncelikli olarak gençler bir maçı var ve bizim buna çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu zor olacak. Hani her maç ayrı ayrı zor maç olacak 7 hafta boyunca. Hani Türkiye'deki hiçbir takım kolay takım değil. Dolayısıyla iyi çalışmamız gerekecek. Şunun da bilinci olmamız gerekiyor ki Galatasaray formasını taşımak kolay değil. Sorumluluklarımız var ve bu sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. En iyi şekilde hazırlanıp maça çıkacağız. Teşekkür ederim. Merci. Evet sevgili seyirciler, Gomis'in açıklamaları böyleydi. Söz tekrar sizde. Dilan bizleri bekliyor. Yanında da Donk var. Deniz, söz sende. Teşekkür ediyorum. Ryan Donk'la birlikteyiz. Keyifler yerinde. Hiç bozmasın Allah diyelim. Bugünkü maçı değerlendirebilir mi? Neler söyleyecek? Çok da güzel bir maçtı. Kazandık. 3 puan aldık. Say about the game today. It was a good performance, good victory, 3 points. Yeah, we had a lot of time for training the tactics, of course, for the opponent, especially because it was an important game to win after the international break. How we started the game was really good. We were hungry to score really quickly. We were happy that we scored quickly, and Norma, for a long time we controlled the game, and it was just waiting for the second goal. And when the second goal came, the game was already finished, but unlucky they scored a world-class goal. Biliyorsunuz milli takım arasından sonraki ilk maçımız çok önemli bir maçtı. Kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde oynadığımız ve kesin kazanmak istediğimiz bir maçtı. Milli takım arasından dolayı da uzun bir çalışma sürecimiz oldu tabii ki. Çalışma fırsatı bulduk. Taktiksel anlamda da önemli çalışmalar yaptık. Bugünkü dersimize gayet iyi çalıştık. İstekli, arzulu ve gol atmak için mücadele eden bir Galatasaray vardı. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünde tutan bir Galatasaray. Akabinde gelen ilk gol, golü erken bulmak istiyordu ki bunu becerdik. Daha çok pozisyonu da girdik aslında. 2'yi 3'ü de bulabildik. Sonra ikinci golü bulduk. 2'den sonra artık maçı bitirdik diyebiliriz. Ondan sonra tabii rakibimizin de attığı dünya klasında bir gol oldu. Evet. Peki şimdi 7 hafta kaldı. 7 final. Onlardan ilki de Ankara'da Gençler Birliği maçı. Yeah, the first final is against Gençler Birliği away. Yeah, we see every game as a final and we need to prepare really good. We're gonna work hard on the training from tomorrow to prepare the game to win there. Sizin de söylediğiniz gibi bir finale daha çıkacağız. Artık bundan sonra oynayacağımız bütün maçlara bir final gözüyle bakıyoruz. Yarınki antrenmanımızdan itibaren o maça odaklanarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok kısa, özellikle Fatih Hoca'dan sonra performans gittikçe yükseliyor. Neler söyleyecek kendisiyle ilgili? The arrival of our head coach. Your performance is getting better and better week by week. So what would you like to say about it? Yeah, I work hard. The coach gave me confidence, and the team especially also. And I'm happy that I'll be again part of the Galatasaray family. Çok çalışıyorum. Diğer taraftan hocamın bana verdiği güven çok çok önemli. Takım arkadaşlarımın, takımın bana verdiği güven çok önemli. Ve çok mutluyum tekrardan Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için. Thank you. Teşekkürler. Teşekkür ederim Mert. Evet, Ryan Donk'un açıklamaları böyleydi. Tekrar stüdyodayız.